Merhaba arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başlatıyorum. Dakikayı da buradan takip edeceğim. Pazar günü saat 10.30 civarında bu Videoyu ise yapıyorum dostlarım. Notlarım var. Maçtan dakikalar, görüşlerim, sonuç nereye gidiyoruz falan bu konuşmaları yapacağım basın toplantısı başkanımızın basın toplantısından ilgili aldığım notları sizden e, paylaşacağım yani esasında böyle futbolun dışında da bir 5 dakikalık bir köşede ayırmak lazım güncel olaylara onları da <laughs> yapacağım ülkede olan olaylarda kendi fikirlerimi de bu hastane olayları Çocuk cinayetleri falan, onlarla ilgili de bir bölüm ileride yapacağım Allah ederse. Şimdi e, futbolun dışına pek taşmak istemiyorum. Diğer konularda zaten etkili ve yetkili, göbeğinden bir yere bağlanmamış, bulunduğu konumu kaybetmek istemeden, kaybetmesi çok önemli olmayan ve gerçekleri konuşanlar takip ediliyor. Ama göbeğinden bir yere bağlı olanlar hangi suç olursa olsun acaba nereden ne gelecek önce onlar konuşun sonra biz yapalım mantığı ile konuşmuyorlar. Böyle bir köşe inşallah haftalık olaylar, günlük olaylar ülkemizde yaşayan olaylar olarak paylaşmak istiyorum dostlarım. Şimdi notlarım var. Trabzonspor'un galibiyetiyle ilgili söyleyeceklerim var. Ama öncelikle Trabzonspor'dan önce basın toplantısında sayın başkanımızın söyledikleri hoşumuza giden bir camianın ferdi olarak camianın geleceğiyle ilgili duyduklarından mutlu olan bir insan olarak düşüncelerimi söyleyeceğim dostlarım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii ben böyle iki buçuk dakika oldu şimdi. Daha mevzulara giremedim. Ondan sonra bana diyorlar ki 12 dakika program yap. Niye yapayım ki 12 dakika program arkadaşlar? Siz 12 dakikalık adam mısınız? Beni seyredecek olanlar. Ben sizin evinize geliyorum. Bazen beni şeyde e, evine geç gelenler, işinden gelenler misafir odasında oturuyorlar. Seyrediyorlar çoluk çocukla. E, bayanlar yatak odalarında eşlerinden beraber seyrediyorlar. Uyuyamayanlar. E şimdi ben artık birkaç kişi de uyardı beni. Bu sinkafı zaten kullanmıyordum da. İşte arada dediğimde de dallama, angut falan diyorum. Onlardan da bir şey olmaz. Yöresel tabirler. Daha dikkatli davranmaya çalışıyorum. Şimdi başkanımızın konuşmalarına geçmeden Trabzonspor'un durumunu size anlatayım arkadaşlar. Ben bu konularda çok duyarlı insanım. Sizlerin de duyarlı olmasını istiyorum. Şimdi dört büyük kulüpten birinin başkanı Önemli bir camianın başkanı kendi şehrinde takımının merkezi olan şehirde basına söyleşi şey yapıyor. Kim var? Yerel basın. Yani yerel gazeteler, düştü. Yerel gazetelerimiz. O arada site açıp kendini basın olarak lanse eden arkadaşlarımız, dostlarımız. Bilmem ne sitesi. Bilmem ne haber sitesi, bilmem ne haber sitesi. Onlar da YouTube'da iş görüyorlar. İyi. Üç tane de ajans koyuyor. E ve doğal olarak her zaman gibi A spor veriyor. Nerede? Kendilerini ulusal medya, basın, görsel, yazılı basın diye. Lense'den İstanbul'un zenginlerinin desteklediği televizyonlar. Onlar Türkiye'nin falan televizyonu diyor arkadaşlar. Onlar oranın televizyonu. Onlar yoklar. Peki niye yoklar? E şimdi buraya adam gönderecekler. Televizyon, mikrofonu uzatacaklar, arkadan çekecekler. En az 4-5 kişi gelecek. E bir uçakta gidiş geliş şu anda bir uçak bileti kaç liradır? 2 milyar, 3 milyar. 15-20 milyar para harcayacak. Yatacaklar, otur, harcayamazlar. O paraya ihtiyaçları vardır. Ama İstanbul'da Fenerbahçe, Beşiktaş basit toplantısı yapsın. Zaten zengin camia ve arkaları arkaları doldurulmuş bu camiaları Koşa koşa giderler. Gitmezlerse zaten idman sahasına giremezler. Şimdi görüyor musunuz arkadaşlar Trabzonspor kimlerle mücadele ediyor? Yapayalnız. Yalnızız. Arkadaşlar bunu gerçekten bilmemiz lazım. Yani şimdi Trabzon'da yönünü denize doğru çevirip Karadeniz'e doğru çevirip bakan bir Trabzonlu olarak bir Trabzonspor olarak sağına baktığın zaman seni sevmeyen bir şehir. Sevenleri var ama idmanında rakibinin idmanına, kendi maçına, küme düşme maçına bile gitmeyen seyirciden giden seyirciden daha fazla seyirci var. Soluna bakıyorsun, senden yarışıyor. Seni geçmeye uğraşmıyor da senin aşağıda olmasından dolayı mutlu. Bizi düşürdünüz, bir şey düşürdünüz diye ver yansın eder. Yıllardır insanlar, şehirler. Bir tek arkamız sağlam. Denize doğru dönünce bir, ke, bir tek arkamız sağlam arkadaşlar. Arkada Gümüşhane var. Kelkif var, Bayburt var, Torul var. Onlardan sıkıntı gelmezler. Dağ gibi duruyorlar arkamızda. Onların içerisinde de Galatasaraylılar, Fenerliler var. Her Galatasaray maçında Gümüşhaneli Galatasaraylar ya pankart asarlar yıllardır. Ali Sami Stadında bir köşede hep onlar vardı. Ama arkamızda dağ gibi duruyorlar onlar. Onlardan bir sıkıntı gelmez arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum dostlarım? Ne kadar yapayalnız kendi başına yıllardır direnen bir camiye olduğumuzu bu basın toplantısında da ortaya koyduk arkadaşlar. Bir hatırlayamayacağım, geçenlerde bir yerde ismini bilemeyeceğim bir e, haber okudum. Epey bir oldu. Şampiyonluk olduktan sonra çekilecek o resime futbolcular oturdu basının karşısında resim verirken bir Avrupa takımından bir antrenör zaten o antrenör o yüzden böyle çok sevilmezmiş. Tam resim çekilirken bir dakika demiş. Geçmiş ön tarafa. Orada oturan bir idareci, o takım idaresi ki siz kalkın buradan demiş. Niye demiş? Siz bu resime girecek hiçbir şeyi hak etmiyorsunuz demiş. Bu resimde hiçbir katkınız yok. Siz bu resime, bu şampiyonluk resmine giremezsiniz diye şeyi yönetici resimden çıkartmış. Bana göre doğru bir iş yapmış. Yıllardı benim şeyim bu. Resime sokmamış onu. Çünkü siz biz mücadele ederken hiçbir yerde yoktunuz. Şimdi niye bu resimde olacaksınız demiş. Zaten o teknik direktör böyle biraz e, yönetimler tarafından sevilendiği, böyle yaptığı için. Şimdi ben de diyorum ki Trabzonspor camiasına, Trabzonspor taraftarına eğer ileride çok kısa süre içerisinde zaten o ışıkları gösteriyor. Şampiyonluğa giden bir takım şampiyon maçlar maçında İstanbul'un televizyonlarından İstanbul'un televizyonlarından ve gazetesinden gelen biri olursa ne sevince ne resime ne çekmeye ajanstan alın dememiz lazım. Bakın arkadaşlar çivi çivi söker. Kimseye yağ çekmek zorunda değiliz. Biz onların uşağı da değiliz. Herkes haddini bilecek. Eğer dört büyük takımdan biriysek ve bu ülkenin takımıysak, bu ülkenin sınırlarında, sınırların içerisinde bir şehirsek, İstanbul'la namına pozitif ayrımcılık yapamazsınız kardeşim siz. Bunu dillendirmeyebilirsiniz. Şimdi buradaki mesela başkan ve yönetim kurulu buradaki ajanslara, majanslara, oradaki çalışanların hepsinin maaşını bilmem nesini veya geçimini sağlayıp bu ajanslara hiçbirinin böyle yerlere girmesini girmesini engellemek lazım. Bunlardan böyle mücadele edeceksiniz. Bunlardan korkmayacaksınız arkadaşlar. Bunlar kim ki bunlardan korkacağız biz? Arkadaşlar ben bunların içerisinde yaşayan biriyim arkadaşlar. Ben bir Beşiktaş Beşiktaş-Trabzonspor maçı oynadık İstanbul'da. Ben Beşiktaş'tayım. Anekdotumu da anlatayım size arkadaşlar. Trabzonspor İstanbul'da Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Rahmetli Mustafa Mustafa Gedik 18 üstünde sırtımı atladı. Sırtımı atladı. Ben de geri geri gidiyordum. Üç kare te basında gazetede üç kare resim. bas Üstümü atlamış. Beni böyle yere düşürmüş. Hakemin normal şartlarda penaltı vermesi lazım. Vermedi. 1-0 yenildik. Şeref Stadı'nda idmana çıkıyoruz. Biraz da hastayım. O yüzden tıkanıyorum. Şeref Stadı'nda idmana çıkıyoruz. Haftaya da Samsun maçımız var. Ve taraftarın içerisinden çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Vaktimiz çok. Zımpara gibi sahadayız. Deniz tarafında bir duvar var. Kale duvarı gibi. Arkasında kulübeler var. Piyizciler var. Çekiyorlar kafayı. Oradan çıkıyorlar. Bağırıyorlar bize. Bunu da anlatmıştım daha önce. Çok önce. hatırlayanlarınız olur. Çıkıyorlar taşın üstüne. Üflesen püf desen yere düşecekler. Çekmişler gogoyu. Böyle sallanıyorlar. Ölen ulan. Oynayın. Niye yenildiniz Trabzon'a? len Ulan. Ziya. Ziya Rıza. Bilmem ne bağırıyorlar. Yemin ediyorum size. Zaten ayakta duramıyorlar. Yani şöyle bir vursan denize gidecektir. Tam maçtan çıktık gidiyor. İdmandan çıktık gidiyoruz. Arka taraftan. Beşiktaş'ın havuzu var. Şırağın sarayından taşlar düşüyor. Eski saraydan bizim soyunma odamız var. Fareler bu kadar gidiyor. Orada. Şimdi geldikleri yer müthiş. Ben geçiyorum. Seyirci gerçekten Serdar abi sen geç hırslıysın dedi. Geçtik. O ara Ziya geliyor. Teknik direktör oldu ya bize Ziya. Niye koşmuyorsun lan? Oynamıyorsun falan filan dediler başladılar ona konuşmaya ziyade aşağı koymaz. Ben tuttum geri döndüm. Ya ne diyorsunuz oğlum Belki falan dedim aldım. Onu haydi gel Ziya falan dedim. Ya ben gidiyorum da benden ilgili bir şey yok. Bu delikanlılık var ya Trabzon delikanlılığı. Soy odasına gidip giyindik falan filan. Soy odasına bir haber geldi. Ya Serdar abi ne oldu? Taraftar seni dışarıda bekliyor. Sen de işte ona bilmem ne etmişsin falan. Şimdi Beşiktaş havuzunu şey edenler, ee, çalıştıranlar da bizim buralı. Öyle hiç sırtımız yere gelmez yani hiçbir yerde. Lan kim olursa olsun dedim. Çektim gittim bunların içerisinde. Bindim arabaya. Böyle kabadayı kabadayı. Bu boyda. hiç aşağı koymuyoruz biliyorsun. Yüreğimiz var arkadaşlar. Bindik arabamıza gittik. Abi kurban olayım ya. Ertüsü günü Hürriyet gazetesinde. Bak ismini de veriyorum. Hürriyet gazetesinde rahmetli oldu Onur Belge. Sonra ondan biz Meltem TV'ye programlara çıktık. Ya yazı yazmış. Serdar Bali dedi ki gelmeyin lan kırmızı dipli davet davetiyle mi çağırıyoruz sizi maçlarımıza? Beşiktaş seyircisine. Ben demişim. Arkadaş e haftaya maçımız var. Biz ertesi günü tabii Onur Belge'ye daldık. Faik Faik Gürses, İlker Ateş, Onur Belge, Beşiktaş muhabirleri. soyunma odasının oralara geliyorlar. Lan ben bunu nerede dedim sana dedim. Nerede dedim. Ya işte Serdar'cın falan neyse uzatmayalım. Maça çıktık. İnönü stadında. O zaman ismi İnönü. Deniz tarafına doğru oynuyoruz. Beşiktaş bir tarafa da oynuyor. Sol açık Ali Kemal, sol orta sağ ben. sağ açık Necdet, ekşi falan. Bu tarafta çarşı grubu. Bana nasıl bağırıyorlar biliyor musun? Kırmızı dipli davetiye ile bir şey ettik, bilmem ne. Karşı tarafta da Dobiasan oynuyor sağ açık Samsun'da. Samsun oynuyoruz. E ben, Ali Kemal Hoca, <laughs> hadi demeyelim. Gene aynısını yaptı bize. Serdar dedi ben kaçıyorum öbür tarafa dedi. Gitti Necdet'in yanına. Bu tarafta çarşı grubunun önünde bir tek orta sahada ben. Sabek geliyor, sağ açık geliyor, sağ. Ve benim ondan sonra Beşiktaş'ta sonum oldu. Oynayamadım uzun müddet. Uzun müddet oynayamadım. Niye bunu anlattım? Basın doğru haber vermez arkadaşlar. Vermez. O günde rahmetli Onur Belge yalan yazmıştı. Dün de Açtım, internete bakıyorum, Google'a. Baktım, bizim yerel Gazetesi gazetemizde, Günebakış Bakış gazetemizde bir kızcağızımız benle ilgili bir haber yapmış. Efsane bombaladı. Başkana bu transferleri siz aldınız falan dedi. Ben sanki onunla röportaj yapmışım gibi yazı yazdım. İsmini bilmiyorum, soyadı mazlum bir kızcağız benim videoda konuştuğumu çekmiş. Oraya sanki ben başkanı ve yönetime bunları size aldınız, suçlu sizsiniz demişim. Diyecek olsam derim zaten. Ama konuşmam ne? Başkanlar futbolu bilmek zorunda değildirler. Teknik direktörler verirler. Onlar da alırlar. Bunu çevirmiş öyle yazıyor. Dün onları da aradım. Bir tane doğru haber yapmıyorlar. Kaynak göstermiyorlar. Ve seni zor durumda bırakıyorlar. Dostlarım. Şimdi aynı şeyi size söyleyeceğim bu anlattığımı. Ben size başkanımız işte paradan bahsetti. Biz sahaya bakalım. Para işlerini zaten dinlediniz. Borcumuzun bir kısmını ödememize rağmen yani bankalar olan borcumuzu ödememize rağmen hala borcumuz var ama faizi kestik. 600-700 milyarlık yıllık %54'ten olan faizi kestik. Başkanımız ne diyor? Bak bu kızcağız da benden ilgili yazdı ya konuşmamın içerisinden çık çıkarttı. Yanlış haber yaptı. Bana sormadan yaptı. Kaynak belirtmedi. Bunlar haberci. Sanki onlar röportaj yapmışım gibi konuştu. Bunlar sırtımızdan. Şimdi karar aldıracağız bizim e, videomuzdan haber alınamaz alınırsa bile kaynak göstermek zorundadır ve doğru haber. Yanlış haberde mahkemelik olacan diye karar aldırmaktan başka çaremiz yok. Başkanımız dün ne dedi? Ben size yetkili hoca koşmuyoruz. Yanlış transferler. E siz dediniz bana ki ya abi söylüyorsun söylüyorsun ama söylüyorsun söylüyorsun ama hep Hocaya söylüyorsun. Başkan hiç mi suçu yoktur diye söylediniz. Ben de size onu anlattım. Başkanlar futbolu bilmek zorunda değildirler. Ne derlerse onu yaparlar. Orada da yanlıştır ne derlerse yapılır. Bir büyük takımlar, büyük paralar bu bir başkanın ağzından çıkan bir teknik direktörün ağzından çıkan laftan yapılmaz diye. Başkanımız dün ne dedi? Soruya karşılık. Dün olduğu gibi. Bugüne kadar bugün de bugüne kadar dün olduğu gibi bugüne kadar da olduğu gibi bugün sonra da olacağı gibi teknik kadro ne talep ettiyse onları yaptık. Anladınız mı? Şimdi de aynısını yapacağız. Şen hocamız talep ederse talebini yerine getireceğiz. Anladınız mı arkadaşlar? transferleri kim yapmış, kim söylemiş diye. Bilmem anlatabildim mi? Yani bu transferleri 45 tane transferi teknik direktör talep ettiği için yönetim kurulu talebi yerine getirmiş. Ama yönetim kur başka mı yönetim kurulunun hatası? O yerel gazetedeki kızımız bunu yazabilir. Söylüyorum şimdi başkanın hatası onu onun sağlamasını yapmaması. Bir kişinin ağzına bakması. Kimdir? Bir tane hoca bugünlerde yok. Kimle uğraşıyor sonuçlarla biz, değil mi? Talep edilirse dün olduğu gibi Şerif hocamız da talep ederse transfer yaparız. Size ben ne dedim? Arkadaşlar idman yapmıyoruz. İdman yapmıyoruz ya. Rahmetli, ona da rahmetli diyeceğiz artık. Benim için çok değerli bir şey. Joan Cruyff, futbolun önemli isimlerinde zirvedeki Barcelona'ya bir oyun sistemi getirdi. Pas 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 pas. Pep Guardiola üstüne tüy dikti ve dünya futbolunu zehirledi Pep Guardiola. Niye zehirledi? Paslarla pas 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 bir ara pasıyla gole gitti. Uzun boylu santroforu terk etti. Niye? Niye? Xavi, In Iniesta ve Messi ile yaptı bu işleri. Ya kardeşim bütün takımlarda Şavi, Iniesta, Messi var mı? Sen bu futbolu oynatmaya çalışıyorsun herkese ve bize. koşmuyorlar dedim. Belki siz bana ya eski hocaya konuşmaktan bıkmadın mı dediniz ama buyurun. Buyurun. Başkan ne diyor? Konuşmalar içerisinde herkesin bir yoğurt işi var diyor. Herkesin yoğurt işi farklı diyor. Şenol hocamız idmanları gerçekten tempolu yaptırıyor diyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Üstteki talep edilirse alırız. Yani talep edildi de aldık. Bugüne kadar hep korudu korudu. Doğal olarak söyleyemedi yetkilinin suçlarını. Bugün yine ne dedi? Dün ağzından kaçırdı veya o laflar oraya getirdi. Herkesin bir yoğurt işi var. Şenol hocamızın idmanlara gerçekten tempolu. Bu ne demektir? Temposuz idman yapıyordu Trabzonspor futbol takımı demektir. Peki dün ne dedi? Maçtan sonra Şenol Hoca bunları birbirine birleştiriyorum. Topu kazanmak için anamız ağlıyor. Ama ne hikmetse takımda alışkanlık olmuş. Tacı bile geri oynuyoruz diyor. Ya ileri oynayalım diyor. Kaybedersek ilerdenin ileride kinin telafisi var diyor. Bilmem anlatabildim mi? Tacı bile geri oynuyor. Bunların diyor, bunların diyor kafa yapılarını değiştirmek biraz zaman alacak diyor. Millet zehirlenmiş iki senedir, 3 senedir. Trabzonspor'a kim gelmişse zehirlenmiştir. Geriye doğru oynayarak. Pep Guardiola. Dünya futbolunu zehirledi. Kendine göre hakkı. Xavi Iniesta, Messi. Vay anasını. Ver bunları benim önüme. Önüne de Guarta diye bir Guarta mıydı? Bir tane Urgaylı futbolcu. Oh, pat pat pat. Aralara sızsınlar. Sende var mı onlar? İki pası yan yana getiremiyoruz. Ve ne dedim? Golden sonra çok maçta çok güzel şeyler oldu arkadaşlar. Maçtan ilgili de söyleyeyim. Golden sonra 90 küsürde gol attık ya. Uzatmalarda gol attık. Yorgun olması gereken, bıkkın olması gereken, koşacak gücü olmaması gereken futbolcular ki bundan evvelki maçlarda öyleydi. 90 dakikaydı, 30 dakikaya çıkaramıyordu. 90'dan sonra ipini kopardı. Şenol Güneş de onu dedi. Zincirini koparmış gibi saldırdılar. Ya o anda bizim pozisyon olarak diyor, moral olarak diyor, galibiyete ihtiyacı olan bir takım olarak pozisyonumuzu korumamız lazım. Ben ona göre değişiklikler yapmak zorunda kendimi hissederken diyor, ipini kopardılar diyor, saldırma üstüne saldırdılar, gol atmak için uğraştılar. Yani bu bizde memnunluk yarattı. Futbolcunun içerisindeki o futbolculuk kabiliyeti ve oyun oynama zevki ortaya çıktı diyor. Bu önemli. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Sakatlıklar bir türlü geçmeyen bir yıldır, altı aydır, üç aydır sakatlık, sakatım, sakatım diye sahaya çıkmak istemeyen çünkü sahadaki kötü oyundan dolayı üstümüze bir şey kalmasın diye kaçak oynayan futbolcular iki galibiyet sonra lan ne oluyor deyip bir an evvel bizi iyileştik deyip idmanlara çıkıp oynamak isteyecekler. İyi gündeyken dost olan futbolcu bunlar. Onlar da Şenol Güneş'in tespit edeceğini düşünüyorum. Dün elimizde kalanlarla sahaya çıktık. Lustram'la Mendy gerçekten iyi top oynadılar. Ben de hakikaten o kadar yoruldu ki bir ara hatırlarsanız sahanın içerisinde nefes aldı. Ciğer ciğeri şey etti ya. Ki o kadar kondisyon o fiziği de iyi. Nefes alamaz hale geldi ama biraz da bir dirsek gelmiş olabilir ona. Lönsturan hiç hatasız oynadı. Topu koptursak geri gelemeyeceğiz ama beklerimiz fena oynamadı. Bakın fena oynamadılar. Bunlar şampiyonluk yarışında bize yeter yeterli değiller. Gerçekten yeterli değiller. Sağının en çok koşanı, koşanı yine e, kimdi? Draguş. Heh, Draguş. Sol tarafta oynuyor. Asil Santrofor. Gidiyor gelin vemler. Evet bir şey yapmıyor ama o tarafı yıpratıyor. Banza hiçbir şey yapmadı oyun içerisinde. Çünkü çok şeyde bulunamadık. Sadece eee büyük bir direnç gösterdik. Gerçekten büyük bir direnç gösterdik. Başakşehir'i sağımıza sokmadık ilk 45 dakika. İkinci 45 dakika kendi hatamızdan dolayı bir iki pozisyona geldi. Ve sahanın en iyilerinden bir tanesi olan kalecimiz Onurcan'ın yediği gol ona hiç yakışmadı. Allah'tan upside oldu da kurtardık. Kim uğraşacaktık? Kim uğraşacaktı? Hem puan gitmiş olacaktı hem de morali sıfırlanan Uğurcan'la uğraşacaktık. Bakın maç bittiği zaman hayat bitmiyor. Devam ediyor arkadaşlar. O yüzden sakatlarımıza rağmen çok önemli bir maçı. Kolay maçlarımızı Şenol Güneş'in dediği gibi 10 puan kaybettik kolay maçlarımızda. Çünkü koşacak gücümüz yoktu. Takım oyunu takımdan sahaya çıkacak dizilişimiz yoktu. Denize atlıyorduk. Denize atlıyorduk. Boğulursa boğulur. Boğulmazsak zaten yüzmeyi öğrenmiş pozisyonda sahaya adamlar çıkarttığımız haftalardır. Zaman istemiyorum, sabır istiyorum diye insanları yerden yere vurdular. Bu taraftarı ezdiler, büzdüler. Dün de öyle ezilmeden, büzülmeden bir maç oynamadık. Ama birazcık diye birazcık toparlandık. En önemli rakiplerden birini son dakika olsa, bile olsa yendik. Bir de baktım ki Trabzonspor yenemiyor. Ben yazlıktayım devamlı. Gelin de dedi bari galip gelelim. Rekor kırdım. İlk yarıyı bitirene kadar maçı seyrettim Turgay Semerci ondan beraber. Sonra üşüdüm arkadaşlar. Zaten hastaydım. Dernekte seyrettim ikinci yarısını. Ama demek ki ayağımız iyi geliyor arkadaşlar. Biraz da öyle diyelim. Evet. 12 puandan biraz moral kazandık. Şimdi biz her geçen günü kondisyon olarak üstüne koyan bir takım olsak olduğumuzu varsayarsak Göztepe maçında verecek olduğumuz önemli bir direnç önemli bir direnç önemli bir direnç ve futbolcularımızın gelmesi bizi Fener maçına hazırlar. Buradaki Fener maçına hazırlar. Bizim için bu sene kayıp seneden ortalamanın üstünde bir seneye çıkabiliriz. Şenol Güneş'in dediği gibi fırsat veriyoruz. Transfer yapacak olduğumuz transferler elimizdeki futbolculara bağlı diyor. Eğer oynarlarsa çok da doğru söylüyor. Eğer oynarlarsa bizim transfer orda, transfere ihtiyacımız olmaz. Mesela biz Uğur varken bir kaleci transferi istemeyiz. Değil mi? Almamız lükstür. Değil mi? Şimdi öyle futbolcularımız oynayan futbolcularımız varken niye alalım? Ama eksik yerlerimiz var mı? Var. Yani yok santraforumuz Galatasaray'da iki tane santrafor var. Hangi dakika oyuna girerlerse girer, girsinler, oynayan da gol atıyor, giren de gol atıyor. Bunlar önemli. Şampiyon takımlar bunlar. Türkiye'deki şampiyonluk için değil, başka kulvardaki maçlarda da lazım oluyorlar dostlarım. Onun için önümüzdeki maçlarda Şerol Hoca'nın da morali düzeldi başkanımızın da morali düzeliyor. Bizim de moralimiz düzeliyor. Dizinin de moralimiz düzeliyor ve futbolcular kendi içindeki futbolcu yeteneklerini ortaya koymaya başlıyorlar. Siz diyeceksiniz ki ya daha ve niye oynamıyordunuz? Oynayacaklar. İnanın, moralleri çok bozuk. Koşmaya güçleri yok. Koşarsak devamını getirebilir miyiz diye düşündükleri için kendileri hep böyle zincirli bir şekilde tutuyorlar. Zincirlerini kopartmışlar ve hep geri oynuyorlar. Geri 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 Türk futbolunu mahvettiler. Bu tip antrenörler, geri oynatan antrenörler Türk futbolunu mahvettiler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yani biraz absürt bir şey söyleyeceğim de bu tip oynayan, oynayan, oynatan hocaları lisanslarını iptal etmeleri lazım. Ve maalesef ki maalesef bu tip hocalara hala transfer teklif var içeriden ve dışarıdan. İsmin çıktı mı böyle bu işler arkadaşlar. Şimdi şeyin dışında da bir iki bir şey söyleyeceğim. Notlarım var arkadaşlar. Yani Trabzonspor toplantısı, basın toplantısını söyledim. Benim için çok önemli olan şeyi de söylüyorum. Bakın başkanımız diyor ki ya koruyacağız abi ben yani veya bu konuda bazı şeyler söyleyeceğiz. Başkanımız diyor ki dedi ki Beşiktaş maçından sonra Beşiktaş maçından sonra Ertuğrul Doğan bir hakem bir Beşiktaş forması giymemişti. Beşiktaş forması eksikti dedi. Bunu bilmem ne televizyonun televizyonunda Candaş Tolga Işık TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sormuş. Sayın Ertuğrul Doğan o da cevap vermiş. Ben de maçtan sonra hakem aradım. Tebrik ettim. Hatalar düzelten bizimle devam edecek dedim. Açıklamasını yapmış. Yani yani İbrahim Hacı Osmanoğlu ne demek istiyor? Ben bundan ne anlıyorum arkadaşlar? Siz ne anlıyorsunuz? Ben bundan şunu anlıyorum. Maçtan sonra hakemi aradım tebrik ettim. Sen niye zırt pırt hakemleri arıyorsun ki TFF Başkanı olarak? İkili ilişkiler içerisinde niye bulunuyorsun? Yarın bir günü başka şey de konuşulur. Aramıştır, söylemiştir denir. Sen bir başkan olarak Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu hakemi arayıp tebrik edemezsin. Edemezsin. Bu kaçıncı gaf? Takdir hakkını şundan yana kullanacak. Diyemezsin. Diyemezsin kardeşim. Ve tebrik ettiğin hakeme diyorsun ki hatalarını düzelten bizimden olacak. Yani sen hatalısın. Sen hatalısın. Düzeltirsen bizimle olacaksın. Sen merak etme. Yani sen zaten Beşiktaş maçında hakemin hatalı olduğunu söylüyorsun. Böyle şeyler e, üstten konuşmalar ironi yapmalar Türk futbolunu düzeltmez. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bunu ben sana söyleyeyim. Bir yere geldin. Trabzonspor'un eski başkan olarak biz hem mutluyuz hem tedirginiz. Amman lehimize bir şey olursa diyecekler ki Trabzonspor'un başkanı olduğu için hakemleri de etkiliyor. 5 hafta evvela Samsun Spor Başkanı'nın söylediği gibi. Ama senin yüzünden de 8 maçtır doğranıyoruz. Zaten takımımız oynamıyor. Takdir haklarını Diyarbakır Trabzonspor oynarsa takdir haklarını Diyarbakır'dan yana kullanmasını isterim dedin. Bütün hakemler her oynadığımız rakibi Diyarbakır zannediyor. Kime söylüyorsun? Hangi söylediğini anlayacak zihniyeti söylüyorsun? Benim burada anladığım hatalarını düzelten bizimle devam edecek dedin. Hakeme dedin ki sen Ali şans aldı, şans aldı galiba. Sen hatalısın. Düzeltirsen devam ediyorsun. Ama seni tebrik ediyorum. Trabzonspor'u yıkadığın için. Bunu da espri olarak katalım. Şimdi arkadaşlar bazı şeyler söyleyeceğim belki ama ben bunlara dokunuyorum. Şimdi ben Beşiktaş'a transfer oldum. Ali Kemal Denizci Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ondan sonra da Beşiktaş'a geldi. Hüsnü transfer oldu. Tuncay Mesci transfer oldu. Tuncay Soyak transfer oldu. Yani o zamanlar o zamanlar doğru anlatan kimse olmadığı için Bizden alınan paralarla kulübün paraları, geride kalanların paraları döndü. Başkanımız ne diyor? Şampiyon olduğumuz sene 10-15 milyon euro arasında fark vardı. Şimdi çok açıldı diyor ara. Çok açıldı. Gelir getiren şeyler. O günde gelir yoktu. O gün de gelir bizim satılmamızdı. Ama biz hiçbir zaman gittiğimiz takımlarda, geldiğimiz takım için kötü konuşmadık. Biz aile ortamı içerisine girdik. Böyle geldiğimiz takımda aile ortamı gördük demedik. Eski takımımızın maçlarını takip ettik. Onlarla ilgili ya onlarla yattık kalktık ve hiçbir zaman camiamıza laf etmedik. Şeye girerseniz e, Google'dan bulursunuz. Benim ayağım kırıkken hastanede Beşiktaş Galatasaray maçında ayağım kırık hastanede yatıyorum. Ender Asman benden röportaj yapıyor yatakta. Ayağım alçalı. Bakın oraya Beşiktaş'ta oynuyorum. Sırtımdaki forma bordo mavi. Eşortman bordo mavi. Ama maalesef bugünküler biz öyle yetişmiştik. Babalarımız, annelerimiz, mahallelerimiz bizi böyle yetiştirdi. Ama maalesef bugünküler öyle değil. Bu senaz kızımız, boksör kızımız buradan nasıl gittiğini size anlatmıştım. Apartmanlar, katlar, yatlar bilmem neler. Böyle başkanın önüne sundu. Başkan da gönderdi onu. Ve gittiği kulüpte Fenerbahçe'de anlaşma yaptıktan sonra gerçekten aile içine giriş yapmışım diyor. Ya ee bir kızım seni kim yetiştirdi? Ya buradan antrenörü Cahit Sümey'e söylüyorum. Yani her şey para değil Cahit. Tamam mı? Yani burada aile yoktu da ailenin içerisine gittiniz. Öyle mi? Orada aile değil. Para var. Para. Sen orada istediklerini alabilirsin ama buradaki ortam ki istediklerin zaten sana verildi. İkinci istedikleri çok büyük şey oldu. Çok bu senaslar yetiştirir bu topraklar. Ama buradan söylüyorum. Hem Cahit Sümey'e söylüyorum. Ondan beraber belki yürüyorsun. onu aldın gidiyorsun. Anın antrenörüsün. Ama hiç kimse Trabzon sporluluğunu boş ver onu. Trabzonluluğunu unutmaması lazım. Aile içerisine girmişsin öyle mi? Başka birini daha korumak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Asena Özkan diye bir gazeteci arkadaş Şenol Güneş'le ilgili bir şey yazmış. <laughs> yani ondan olmaz sezon sonunu götüremez falan filan ama ben oradan bir şey aldım. Şimdi ona sesleniyorum. Asena kardeş benim kardeşim değilsin yani kardeş diye konuşuyoruz. Lafın içerisinde diyorsun ki yarım asra yaklaşan meslek yaşamımda kimin Kimi zaman sağda olup bitenlere, kimi zaman sağda olup bitenlere trene bakar gibi baktım diyorsunuz. Bizde bir deyim baktı, deyim vardı biliyor musun? Ulan trene ökü, öküze ne trene öküze trene bakar gibi bakıyorsun derler. Tamam mı? Sen diyorsun kendi kendine ki trene bakar gibi baktım. Yani kendine ne dediğini sen biliyorsun değil mi? Ama sınırlı bakışımla bile biraz bilmem ne ettim. Ya hem trene bakar gibi bakıyorsun hem de şunun güneşle ilgili bir şeyler söylüyorsun. Ya Asena azıcık kendini geliştir. Yarım asır sonra da trene bakma. Trene bakma. Yorum yapmak herkesin hakkı söyleyebilirsin. Dünya üçüncüsü olmuş bilmem ne. Ya Türkiye milli takımı Kore'ye giderken Vakko'dan elbise aldılar. Ve bunu milli takımın yetkilileri seçti. Teknik direktörü seçmedi. Ya milli takımın giydirenler seçti. Rahmetli Hınca Uluş Şenol Güneş'e dedi ki ya senin hiç zevkin yok dedi. Ümre'ye gidecek gider gibi elbise giydirdin dedi. Yani maksat Trabzonlulara bok atmak ya. Hepsi aynı aynı bunların arkadaşlar. O yüzden yalnız kaldık diyorum dostlarım. Ve son olarak bu benim fikrimdir. Bu benim fikrimdir. Yıllarca bunu söyletmişimdir. Ve Trabzonspor'un yanlış yaptığını, paraya tamah ettiğini söylüyorum. Bizim zamanımızda bile. Yönetimler ve başkanlar ve yönetimler kulüplere gelir getirmek, kulüplere para bulup transferlerini, kulüp içi transferlerini yapmaktan yükümlüdür. Yükümlüdür kardeşim. Futbolcu satmaktan para bulunmaz. Barcelona Başkanı Laporta avukat diyor ki gelir sağlamak için yıldız futbolcuların ayrılığına izin vermek istemedik. Çünkü Lamine Lamala çok 250 milyon euroya yakın transfer teklifi var 16 yaşında. Çünkü takımımızı korumak düşüncesi içerisindeydik. Mutluyuz. Barcelona'da kalmak isteyenler devam edecek diyor. Gelir sağlamak için yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermek istemedik. Arkadaşlar Trabzonspor futbol takımı şampiyonlukları yaşayan ve bundan sonra da yaşayacak ve taraflarını mutlu edecek bir takım görüntüsü vermek yolundadır. Yetiştirdikleri Yusuf'ları, Uğurcan'ları, Abdülkadir'leri şunları bunları Fatih'leri, Gökdeniz'leri, sevda vermeyecek kardeşim vermeyecek. O Ahmetcan Kaplanları, Tahaları vermeyecek. Onları Trabzonspor'da oynasınlar. Trabzonspor'u bir yere getirsinler diye verecekler. Ee, alacaklar, oynatacaklar. Versinler. 27-28 yaşına yenisini buldukları zaman verebilirler. Barcelona Lionel Messi'yi bıraktı. Kardeşim paramız yetmiyor diye. İyi futbolcunun her zaman alıcısı vardır. Ve ben yetiştirilen futbolcunun satılmasını ahmakça görüyorum. Ben faydalanacağım iyi futbolcudan ya. Niye 19 yaşındaki adam gidip orada faydalanacak ya? Niye? Niye? Ha efendim Fenerbahçe Arda'yı verdi La, La, Real Madrid'e. E işte oradan şu kadar fazla ama Fenerbahçe Avrupa'da ses getiremiyor. 35 yaşındaki yeni Arda'lara para veriyor alıyor. Ha böyle futbolcuların daha iyi bir yerlere gidebilmesi, daha iyi yetişmesi için verilebilir. istisna. Ama benim takımımda oynayacak benim. Ben benim takımımda oynasın diye alttan futbolcu yetiştiriyorum arkadaşlar. Laporta, avukat Laporta, Barcelona'nın başkanı. Ben 2001 yılında yöneticiyken Rüştü'de Barcelona'ya transfer yaptığı zaman gene başkandı arkadaşlar. Adamlar kulüplerinin gelir ve gider dengelerini iyi ayarlıyorlar. Borçlular gelecekte alacakları parayla borçların üstüne kapatıyorlar, vermiyorlar. Çünkü bende oynayacak diyor. Bir 250 milyon euroya 500 milyon euroya lamalı verirsem yeni laman alacağım, arayacağım. Bulamazsam ne yapacağım diyor. Ben İspanya'da şampiyon olamazsam ne işe yararım diyor. Şampiyonluk yarışında büyük futbolcularla gitmem lazım diyor. Şavileri, İniyastaları, Messi'leri oynatmış bir takımda diyor. Ben niye satayım ya? Ben? Benim paraya ihtiyacım yok ki diyor. Trabzonspor Kulübü'nün de o hale gelmesi lazım. Dostlarım. Şimdi sorunu bağlarsak 41 dakika oldu. Zaten erken bitirmem biliyorsunuz. İnladığımı uzatıyorum. Dostlarım. Trabzonspor takımı moral kazanmıştır. Moral kazanmıştır. Başkanlığın moralini de bir maçta. Ya kime sorarsan sor. Kimden konuşsan konuşalım. Hatta dün birinden konuştum. Başkanımız da sordular. E, seçim zamanı geliyor. Yani aday olacak mısınız? Başkan aday olacağım demedi. Göğe ya başladığım hiçbir işi yarım bırakmam dedi. Yani ben de devam etmek için elimden geleni seçerlerse elimden geleni yapacağım dedi. Ama ve lakin biz bir arkadaştan konuştuk. 3'te 0 çekerse 3 hafta sonra 9 puanından o salona onu kimse sokmazdı. Yani orada sıkıntı çekerdi. Yani o yüzden biz Sayın Ertuğrul Doğan'ı kaybetmememiz lazım. Ve yönetim kurulunu kaybetmememiz. Bunları zor buluyoruz. Ama Sayın Ertuğrul Doğan'a da bizim, herkesin, bizlerin, serzenişlerin. Ya senin durumunu ver. Ne veriyor ya? Niye versin? Çoluk çocuğunun parasını niye Trabzonspor'a versin? Evet veriyor. Eksiği tamamlıyor. Eksiği tamamlıyor. Ve geri alacak. Yani buraya borcumuz yok ama ona borcumuz var. Faiz işlemiyor. Bir tek şeyi faiz işlemiyor. Borç yer değiştiriyor. Biz o zaman doğru doğru hamleler yapacağız ve benim bazı projelerim var da işte bunları başkana sunmak pozisyonu olacak. Onlar da iyi olacak ki sunalım. Para getirecek olan şeyleri işte hazine alan, şey alalım, benzin istasyonu açalım falan. Bunlar inşaat yapalım bilmem ne. Bunun haricinde de var. Bunun haricinde de var. Yani bu eskiden olduğu gibi biz yola çıkarız. Piyango bileti yaparız. Bu kulübe gelir şey edecek. Bunlar da projedir. Eskide kaldı bilmem ne kaldı değil. Zengin, zengin orada olmadığı için o versin diyor. Trabzonspor'un çok verecek insanları var. Ama alınacak insanlardan da gidip de ver 2 milyon dolar, ver 1 milyon dolar değil. İnsanların ayağına gideceksin. 5 bin dolar, bin dolar, 10 bin dolar, 500 dolar. 5 milyon taraftarı var e, Trabzonspor'un ya. Bu tip şeyleri bulabiliriz. Derneklerle, derneklerle teşviki mesai kurabiliriz. Ve bunu da ancak bizim derneğimiz yapar. Trabzonspor çıkıp piyango bileti satmaz. Biz satarız. Derneğimizin üstünden. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hafta içerisinde yine gelişme olunca yaparız. Günlük konuları da katacağım bu işlere. İşte bazen böyle bu senesli e, asenaydı, şuydu buydu bazı şeyler söylemek zorundayım. Zoruma gidiyor çünkü arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Dostlarım. Allah'a emanet olun.